yalvarıyordun lan, vaz mı geçtin? Yok. Doğru düzgün konuş içeride. Yürü. Gir. Kolay gelsin. Şule Hanım, Melek'in eşyalarını almaya geldiniz sanırım. Bana hemen Melek Akçay'ın eşyalarını getirin. Emredersiniz. Eşyalar. Melek'le ilgili bir gelişme var mı? Bir gelişme yok. Biz de bekliyoruz işte. Bu saatten sonra zaten dirisi çıkmaz herhalde, değil mi komiserim? Yani siz daha iyi bilirsiniz tabii ama ölüsünü bekliyoruz galiba. Maalesef. Yani çıkmazsa böyle bekleyecek miyiz komiserim? Deniz aldığını elbet verir. Sabredeceksiniz. Vallahi size demesi kolay ama insan böyle bekleye bekleye deliye döner vallahi. Siz bize öldüğüne dair bir kağıt verseniz biz de artık bir mezarını yapsak şu çocuğumuzun ya. O işler öyle kafanıza göre olmuyor. Bu işin mahkemesi var, gayiplik kararı var. Bu işin mahkemesi mi var? Var tabii ki. Ona da öyle kafanıza göre başvuramazsınız. Kaybolmanın üzerinden belli bir süre geçmesi gerekiyor. Daha kaç gün bekleyeceğiz komiserim? Gün mü? 1 ila 5 yıl. 5 yıl mı? Ne yaptınız siz ya? Prosedür böyle. Gel. Annesine ver. Buyurun eşyaları. Sizin tekrar tekrar gelmenize gerek yok. Bir haber çıkarsa biz size bildiririz. Oldu o zaman komiserim. Biz sizin daha fazla vaktinizi almayalım. Hadi. Kolay gelsin. 5 yıl diyor ya. Nasıl bekleyeceğiz lan biz 5 yıl? Mahalleye gidince kız öldü diyeyim de bari onlar sussunlar. Artık sen de çocuğu ölmüş bir anne gibi davranırsın inşallah ha? Nasıl oluyor ki çocuğu ölmüş bir anne? Tamam hadi yürü ya. Lan yeter zıkkımlandın. Topla kaldır şunları. Subhanallah. Delirdi bu karı ya.
Merasim bittiyse gidelim. Niye erken geldin lan? Suat git dedi. Hangi dağda kurt öldü de bıraktı seni? Bak bu işin altından bir çapanoğlu çıkmasın. Baş sağlığı diledi. Ha. Kara haber tez duyuldu da. Bak senin kızın ölüsü bile işe yarıyor ha. Ne o? Geç. Kızın defteri mi? Ver bakayım. Şşş. Kime diyorum ben? Hayır. Ver bakayım. Hayır. Ne demek lan hayır? Hayır bırak. Lan kuzum sen bırak. Ya bıraksana. Ya versene kızım. Bırak kuzum. Sen ne yapıyorsun? Ne yaptın? Gel. Gel. Ya ağzını kırarım seni. Sen bu defteri verdiğin kıymeti kızına verecektin. Ha ne oldu? Kör öldü madem gözlüm oldu lan. Ha manyak karı. Vursana. Ha vursana. Vur. Vur oğlum. Vur. Vur hadi. Vur. Dur. Patlama lan. Allah Allah. Kapıya da biz bakalım. Allah.
Günaydın memur bey. Karakola gideceğiz. Komiserim görmek istedi seni. Haber mi var? Ceset çıktı. Orasını bilmem. Karakola gidince anlarsın. Ben bir annesine haber vereyim de gelin. Amirim bir tek seni görmek istedi. Allah Allah ya. Ben daha geçen gün konuştum başkomiserimle. Komiserim değil. Ankara Çocuk Şube'den emniyet amiri geldi. Sizin bu olayı araştırmak için. O istettirdi seni. Ya bu iş amma dallandı budaklandı ha. Yürü gidelim. Geliyoruz. Amirim beni istemişsiniz. Hemen koştum geldim. Kötü bir haber varsa vallahi bana verin. Anasını yüreği kaldırmaz. Onun için çağırmadım seni. Davayı ben devraldım. Meleğin kayboluşu kaza mı, intihar mı onu araştırıyorum. Neden ki amirim? Yani el kadar çocuk niye intihar etsin? Belki canından bezmiştir. Ben şimdi her detayı inceliyorum. Mesela bak enteresan. Çocuk okuldan çıkmış. Tek başına. Kaybolmuş. Akşam polis haber verene kadar hiç farkına varmamışsınız. Amirim onun huyuydu. Vallahi alır başını giderdi. Biz de gelir dedik ama işte Allah'ım yarabbim. Huyuydu diyorsun. Tabii amirim. Sosyal hizmetlerle de konuştum. Kız kaybolmadan 3-5 gün evvel öğretmenleri sosyal hizmetlere başvurmuş. Vücudunda morluklar, çürükler var demişler. Doğrudur amirim. Siz bakmayın onun kız çocuğu olduğunu. Allah'ım o ne yaramazdı. Böyle yerlere düşer, kalkar, çarpar yani. Türlü türlü huyu vardı vallahi. Ha. Bu da huyuydu diyorsun. Tabii amirim. Bana bak. Dua et. Çocuğun cesedi bulunmasın. Çünkü eğer bulurlarsa adli tıpta bakacağız. Kimin huyu neymiş göreceğiz. Etmeyin amirim. Bizden bilirsiniz üzülürüm ben. Vallahi bizde çocuğa el kalkmaz. Tamam uzatma. Hadi git. Amirim kolay gelsin. Bana bak. Gözüm üstünde bilesin. Tabii amirim. Ne yapıyorsun? Ter. Sırtım terledi kızım benim artık. Sabah polisler dayandı kapıya. Karakola götürdüler. Niye? Niye mi? Ulan senin yüzünden. Okuldaki keler şikayet etmiş. Acaba kız sizden tırsla kendini denize mi attı diye. Ulan ölüsü ayrı dert, dirisi ayrı dert be. Kızım. Ben sizin yüzünüzden altına gideceğim mi? Basar gidelim. Hadi bakalım benden bu kadar.
defterini vermek için eve gittiğimde onu... Seviyorum lan. Çok seviyorum kızım. İşe gideceğim. Gitme artık işe güce. İstanbul'a götüreyim seni. Basıp gidelim lan buradan. Ha? Daha neler? Kızım vallahi billahi ya. Bak şahane mekanlar var. Ben diyeyim 3, sen de 5 katını kazanırız. Ha? Kim lan bu? Ha? Kim kim? Beni sepetleyip sonra başkasına mı lan? Saçmalama. Kimin yatacaktın kız? Ya kimsenin yatmadım ben be, of! Bir bakayım ben bu herif neredeymiş. Sonra ikinizin de ağzını yüzünü iyi bilirim ben. Öğretmenin numarası o. Ne öğretmeni? Meleğin. Zeynep öğretmen. Zeynep Güneş. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Diğer sesinden sonra mesajınız kendi tarifiniz üzerine. Yine ulaşılamıyor. Ulan bak bana. Hele bu işin altından başka bir şey çıksın. Ben o herifi de seni de gebertmezsem en adi sizim. Ya Cengiz yemin ederim Zeynep öğretmenin numarası o. Göreceğiz. Nasıl olsa açılacak bu telefon.